şey oluyor mesela, atıyorum bir 5 tane buzdolabı ya da 5 tane bir televizyon. Geldiği zaman diyor ki bu 5 televizyonu ben nereye vereyim? Çünkü burada 290 aileyiz. Benim bildiğim 290. Ha, yurtta kalan insanlarımız da var. Uzundere'de kalan insanlarımız da var. Yani konteyner, evet, gerçekten güzel. Ellerinden geleni herkes, bütün insanlar yapıyor. Ama dediğim gibi zor. Yani bu kiracılar, özellikle konteynerin yarısı kiracılar ve hak sahipleri. Ama şimdi hak sahipleri kendi evlerini alıyorlar. Almasına da, ama krediler nasıl olacak? Nasıl ödenecek? Bunları bir türlü, yani burada her kafadan bir ses çıkıyor. Mesela hak sahiplerine evleri geri verilecek. Tamam, verilecek, ama neyle verilecek? Mesela Aynur Hanım. Eşi yok, dul. Evet, Bir oğluyla yaşıyor. Aynur Hanım'a sorabilir miyim lütfen? Aynur Hanım'ın koşulları nasıl geçiyor? Aynur Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Aynur Hanım'ı veriyorum. Efendim Pelik Hanım. Aynur Hanım, öncelikle bayramınızı kutluyorum size. Yakınlarınızı kaybettiniz mi bilmiyorum ama çok kötü koşullarda yaşıyorsunuz, onu biliyorum. Sizin açınızdan nasıl geçiyor bayram? Vallahi buruk bir bayram. Evimiz yok. Konteynerde yaşıyoruz. Yani. Kışı nasıl geçirdiniz? Güzel, güzel geçirdik. Isınmamızda hiçbir sıkıntı olmadı. Sıcak suda hiçbir sıkıntı olmadı. Ama tabii ki herkesin kendi evi. 20 metrekare bir konteynerde yaşıyoruz. Benim evim 140 metrekareydi. 140 metrekare bir evden 20 metrekare bir yere gelmek gerçekten de çok zor. Ama kışımız da güzel geçti. Yani üşümedik. Hangi kurum ilgileniyor sizinle daha çok yaşam AFAD, koşullarınızla? AFAD ilgileniyor. Aile ve Sosyal Yardımlaşma. Evet. İzmir Valisi. Evet, Bayraklı Belediyesi. evlerle ilgili, evlerin teslimatı ile ilgili süreçler nasıl ilerliyor? Hak sahibi olanlar sadece mülk sahipleri mi? Kiracılar için durum nasıl? Ben ev sahibiyim. Benim iki tane evim vardı. İki evim de yıkıldı. Konteynere gelmek zorunda kaldım. Yani şu anda ellen tutulacak, gözden görülecek hiçbir şey yok. Beklemedeyiz. Kredilerden bahsedeceğim. Kredi miktarı geri ödemesi çok zor. Benim iki tane evim var. Ha, bir tek ben değilim. Benim gibi bütün depremzedeler için söylüyorum ben. Bu insanlar bu geriye yönelik krediyi nasıl ödeyecekler? Hak sahipliğinden de ben faydalanmadım. Bana çıkmadı. İki tane evim olduğu için. Zaten çok da istemedim açıkçası. Çünkü benim iki tane evim var. Onları nasıl ödeyeceğim? Onlar için kara kara düşünüyorum. Süreç nasıl işleyecek? Size bu konuda bilgi veriliyor mu? Evler için mi? Evet. Benim evimin bir tanesi orta hasar, bir tanesi az hasarlı. Hiçbir bilgi almadık. Hiçbir bilgi almadık. Müteahhitlerle bir görüştük. Müteahhitler çok yüksek para istiyorlar. 470 bin TL para istiyorlar 3 artı 1 için. 2 artı 1 ev içinde 270 TL para istiyorlar. Yani biz bu parayı veremeyiz. Yani biz evlerimizi istiyoruz. Kredilerden, 20 yıllık kredilerden yararlanmak istiyoruz. Böyle. Yetkililerden talepleriniz neler? Neler bekliyorsunuz? Nasıl olmalı? Ya Konteynerlerde şu anda koşu. biz 20 yıllık krediden faydalanmak istiyoruz. 20 yıllık krediden faydalanmak istiyoruz. 20 yıllık kredi derken ne demek istiyorsunuz? Nasıl olacak o? Hani şu 20 yıllık kredi verecekler ya, Dünya Bankası Büyükşehir Belediyesi ile bir anlaşması olmuş. Tabii daha tam anlaşmamışlar. Yani biz bu kredilerden faydalanmak istiyoruz. Biz 10 yıllık kentsel dönüşüm kredisinden faydalanmak istemiyoruz. Çünkü bunun geri ödemesi çok fazla. Yani ben dul bir bayanım, oğlumla yaşıyorum. Ben bu parayı ödeyemem. Hani bunu ben kendi adıma konuşuyorum. Yani bu bir tek benim için değil, bütün depremzedelerin adına konuşuyorum ben. Evet, Emel Hanım'ı alabilir miyim? Emel Hanım'a da sormak isterim. Tabii ki. Bu Emel Hanım. Bir saniye veriyorum Emel Hanım'a. Buyurun Petek Hanım. Emel Hanım, bu hak sahibi olma konusunda sizin durumunuz nedir? Konteynerde yaşıyorsunuz, koşullar görece çok olumsuz değil ama nasıl devam edecek bu? Size ne öneriliyor, ne Şu kadar an sürecek? şurada 2 sene kalacağız. 2 sene sonra bu 8.000 konut hastanenin orayı oluyor. Ama kiracılar orada olacak mı, olmayacak mı? Dediğim gibi burada her kafadan bir ses çıkıyor. Yani biri olacak diyor, biri olmayacak diyor. Yani biz de önümüzü göremiyoruz. Yani sonuçta olmayacaksa ben niye konteynerde kalayım?
diyorum ama millet de olacak diyor. 8.000 konutu insanlar nasıl yapacak? Yani burada konteynerin yarısı zaten kiracılarla dolu. Ve herkes ev bekliyor. Evet. Ama dediğim gibi daha o şey ona daha geçilmemiş. Ben Çevre Bakanlığı'na gittim, konuştum. Daha dedi biz oraya geleceğiz dedi kiracılar için. Şunu sormak isterim. Ben bizzat müdürle konuştum. Çevre Bakanlığı'nın müdürüyle konuştuğumuzda ben bizzat dedi biz geleceğiz. Kiracılara da oradan hak tanınacak dedi. Nasıl benim bir hak tanınacak? Benim evim Kıbrıs şehitlerinde. Alsancak Kıbrıs şehitlerinde oturuyordum. Üç kolon aynı yerden kırıldı. Orta hasar verildi ve gece polis bizi dışarıya çıkardı ve çadıra yerleştirdi. Ve o günden beri ben çadırdır ve sonunda konteyner kent. Ne istiyorsunuz? Ama talebiniz nedir yetkililerden Emel Hanım? Talebimiz şu, kiracılar için artık bir önümüzü görmek istiyoruz. Yani olacaksa bekleyelim, olmayacaksa hiç beklemeyelim. Yani zaten konteynerler 17 metrekare alan, zaten güneş sıcak, daha brandalarımız bile olmadı. Klima zaten yok, vantilatör zaten yok. Yani burada İzmir Valisi'ni, Bayraklı Belediyesi elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi gelen yardımlar az olduğu için adam diyor birinize versem diyor birisi kavga edecek. Ben onlara da hak veriyorum. Evet, bir an önce çünkü, durumun netleşmesini ve önümüzü görebilmeyi istiyorsunuz. Aynen, yani bir an önce bu durumlar bir çözülse, yani ne olacağımızı bir görsek. Yani burada emin olun konteynerin yarısı kiracı. Zaten pandemi koşullarında çok gerekli önlemlerin de alınamadığı durumda sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini zaten düşünüyorsunuz. Zaten pandemiden dolayı zaten şu an yasaklar başladı. İnsanlar dışarıya çıkamıyor. Herkes burada sonuçta burada da bir toplama alanı var. Evet. Sonuçta burada 500 aileyiz şu an. Peki. 500 aile, 500 kişinin yani o 5 kişinin içinde muhakkak hasta olan vardır diye biliyorum. Burada hiç kimse korona testi olmadı. Emel Hanım, size ve Aynur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, şimdi de Haydar Özkan ile konuşacağız. Konteyner kentte kalan depremzedelerin yaşadığı sorunları İzmir Depremi Dayanışma Derneği kurucu başkanı.